بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزler, siz muhteremler bilen saadetli aile sarlahası astıdaki Türküm sohbetlerimizle devam ettirişten gayette memnunuz. Bu seferki sohbetimizde aileden gözlengen maksat, ailenin azaları aile kuruşta nimeni gözde tutuşları gerekliliği doğrusu da kıskaca beyanat verip otuşka icazet belgeysiz. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kılıp eytedi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. الله سبحانه وتعالى اشبه آيات مرحمت قلب ايتديكي وأوزقني الله تعالى قدرته جلاله ayetleri, belgilerinden biri şu ki, o zat sizlerge öz cinsinizden cüftlerini halk kılıp yaratıp verdi. Onlardan sakirlik tapışınız için ve aralarınızda muhabbetini, şefkatini kılıp koydu. Bu ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala'nın özü insanını erkek ayol kılıp, cüft kılıp yaratışı Allah'ın biru barligiga, qadiru xaliqligiga, musavvir ekerligiga, cheksiz kudreti sahibi ekerligiga delil, ayet, belgi kılmaqda. Hakikatten insan zatını özü büyük bir mucize. Allah Subhanahu ve Teala bunday mucizeni yaratmasa, bundan başka hiçbir zat yok. Endi oşa insan deb atanmış büyük mucizeni, erkek, ayol bolışı, ularının her birinin özüge has hususiyeti bolışı ham mucize üstüge mucize hesaplanadı. Allah Subhanahu ve Teala insanını erkek kılıp, erkeklik hususiyetleri bergeni, yani onu cüftünü yaratıp, ayol kılıp, onge ayollık hususiyetlerini bergeni uyleydigan insanlar için, tefekkür kıladigan insanlar için büyük bir kudretinin, halıklıkını, yaratıcılıkının delilidir. Eğer insan zatıya nazar saladigan bulsak, mutahassislerini bu baradaki fikirlerini organadigan bulsak, erkek kişinin bütün vücudu, hatta gözge görünmeden hücreleri geçe erkeklikke has kılıp yaratırken. Bakuvat buluş, sabır metanetli buluş, çidemli buluş ve başka erkeklerde yükletilgen vazifelerini ada etiş için gerek bulgen berçe hususiyetler ana şu erkek nebatergen insanda buladı. Onu suyagi ham, go'shti ham, terisi ham, hatto hujayralari ham barcha-barchasi erkaklikka xizmat qiladigan qilib qo'yilgan. Aksincha ayol zotini, ayol deb nomlangan insonni olib qaraydigan bo'lsak, uni suyagi ham, et ham, terisi ham, boshqa a'zolari ham, hatto hujayralari ham ayollikka xizmat qiladigan qilgan. Latofatli bo'lish, muloyim bo'lish,
ayol bo'lish, ona bo'lish va shunga o'xshagan xususiyatlarga xizmat qiladigan qilib Alloh subhanahu va taoloning tarafidan moslab qo'yilgan. Buni gapiraman desa, tahlil qilaman desa, har qancha gapirsa oz, har qancha tahlil qilsa oz. Tashqi ko'rinishini o'zigina kifoyalanib qolmay, balki ichki ko'rinish hamma tarafidan Alloh taolo o'sha juftga bir-birini to'ldirib turadigan odatlarni bergan. Ana o'sha Alloh subhanahu va taolo insonlarga o'z jinslaridan juftlikni yaratib berishni hikmatlaridan biri litaskunu ilayha. Ana o'sha juftdan sokinlik topish uchun. Agar ular bir-birlari bilan nikohlanib, qo'shilib, birga oilada yashasalar, bir-birlaridan sokinlik topadilar. Mana shu sokinlik topishlari uchun deb atalgan qisqacha ibora buyuk bir ma'noni o'zida mujassam qilgandir. Mana shu ma'noni anglash uchun bir tasavvur qilib ko'raylik. Bu dunyoda mavjud inson zoti borki, hammasi faqat va faqat erkakdan iborat. Ayol zoti umuman yo'q. Ana shunday holatda dunyodagi barcha insonlar faqat erkaklardan iborat bo'lsa, ularga sokinlik bo'ladimi? Xotirjamlik bo'ladimi? Ular bu dunyoda yashab uni obod qila oladilarmi? Albatta yo'q. Sokinlik yo'q, xotirjamlik yo'q va dunyoni obod qilish ham yo'q. Tezda, ya'ni bir insonning umricha bo'lgan muddatda insoniyat inqirozga yuz tutadi, hammasi yo'q bo'ladi, ketadi. Yoki aksincha, bu dunyodagi insoniyatning barchasi faqat va faqat ayollardan iborat deb tasavvur qilaylik. Bunda sokinlik bo'ladimi? Bunda yaxshilik bo'ladimi? Bunda o'zaro muhabbat bo'ladimi? Rahim shafqat bo'ladimi? Yo'q, u ham bo'lmaydi. Bunda ham sokinlik topish qiyin bo'ladi. Xotirjamlik topish imkoni yo'q bo'ladi va inson zoti bir odam umricha o'tadigan muddatdan so'ng inqirozga uchraydi, bordan yo'qqa aylanadi. Ana mana shuni biz yaxshi bilib anglab yetishimiz kerak, hikmatini tushunishimiz kerak. Oilada sokinlik bo'lishi uchun mehr muhabbat, rahim shafqat bo'lishi uchun harakatda bo'lishimiz kerak. Ushbu oyati karimani insonlarni juft qilib yaratilishdan Allohning maqsadi bir-birlaridan sokinlik topishi kerakliklari, bir-birlariga muhabbatli bo'lishlari, mehr shafqatli bo'lishlari kerakligini tushunib yetamiz. Demak, islomiy oila, Qur'oniy oila a'zolari bir-birlaridan sokinlik topadigan oila bo'ladi. Bir-birlariga muhabbat qiladigan oila bo'ladi. Bir-birlariga rahim shafqat qiladigan insonlarni qo'shilgan joyi bo'ladi. Bir-birini sokinligini buzish, bir-birlariga qo'pollik qilish, dushmanlik qilish, shafqatsiz bo'lish kabi narsalar musulmon oilalariga mutlaqo yo begona narsalar hisoblanadi. Mana shu haqiqatlarni biz yaxshi bilishimiz kerak. Oila qurishdan oldin ham buni farqiga borishimiz kerak. Oila qurib yurganlarimiz ham bizning dinimizda oiladan ko'zlangan maqsad bir-biridan sokinlik topish, bir-biriga muhabbat qilish, bir-biriga mehr-safqat ko'rsatishdan iborat ekanligini anglab yetishimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni oilalarimizda bir-birlarimizdan sokinlik topishga muyassar qilsin. Bir-birlarimiz bilan muhabbatli bo'lishimizni o'zi ta'minlasin. Bir-birlarimizga mehr shafqat ko'rsatishni Alloh taoloning o'zi joriy qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.